Aa, siz hala evlenmediniz mi? Katıldığı evlilik programının uyarılarına rağmen canlı yayın uygulaması Periskop yayınlarından vazgeçmediği için geçtiğimiz haftalarda programdan kovulan fenomen damat adayı Doğukan Özkan evlilik programına dair iddialarda bulundu. Arkadaşlar tamamıyla gerçek orada yaşananlar. Programa katılan gelin ve damat adaylarını program dışında birbirleriyle görüşüp görüşmediklerine ve çeşitli entrikalara ilişkin açıklamalar da yapan Doğukan Özkan, program dışı buluşanlara şahit olduğunu, hatta bir gelin adayının hamile kaldığını iddia ederek örnek gösterdi. Normalde dışarıda görüşmek yasak, fakat isteyen kaçamak dediğimiz tabirle kaçamak yapıp dışarıda görüşebiliyor. Mesela bir tane evlilik programında o erkek adayı da tanıyorum. Bir bayanla bir ilişkisi oldu. Hamile kalmış bayan. Programın arka planında erkeklerin askeriyede gibi birbiriyle dost olduğunu, ancak araya kadın aday girince kavga dövüşler çıktığını belirten Doğukan Özkan, yaşanan iğrençliklere örnekler verdi. Talibini aldatan da oluyor. Yani bu tür şeylere fazladan örnek verebiliriz. Mesela bir bayanla çıkıyor. İşte talibini alıyor, çaya götürüyor mesela. O esnada mesela başka bir talibiyle mesajlaşıyor. Öbür gün programda olaylar çıkıyor. Yani hakikaten aldatmanın da alası dönüyor. Ekranların tanınan yüzü Doğukan Özkan, masrafların giderilmesi için adaylara program tarafından harçlık olarak nitelendirilebilecek miktarda haftalık para verildiğini iddia etti. Oteli ekip karşılıyor, program karşılıyor. Ne kadar para veriyorlar mesela adaylara? Aslında şöyle diyebiliriz. Yani haftalık giderler için, yani bir şeyleri karşılamalar için işte harçlık denilebilecek miktarda ücret ödemesi oluyordu. Herkese veriyorlar mı para? Herkese para vermiyorlar. Bu önemli bir konu, hassas bir konu. Fenomen damat adayı ne kadar reyting yaparsa kanal o kadar tutuyor, o kadar da talip geldi şeklinde konuştu. Gelini